Merhabalar, çok saygılı ve sevgiler dinleyicilerimiz. Bugünkü konumuz, çalışanlar EKPSS sınavına nasıl hazırlanır? Konumuz bu. Şimdi insanlar çalıştıkları için gerek özel sektörde gerek de devlet, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlar EKPS'ye nasıl hazırlanmalılar, nasıl bir yöntem, nasıl bir metot çizmeliler? Öncelikle bunlardan bahsedeceğiz. Ders çalışırken öncelikle iş yerinin tabii ki belli bir kuralları var. O kuralları da göz ardı etmemek şartıyla plan yapmamız gerekiyor. Planlı ve düzenli bir çalışma sistemi oluşturmamız gerekiyor. Bir plan yapıp o plana uygun şekilde hareket etmemiz lazım. Çünkü iş yerinde çalıştığımız için hani iş yerinin de bizim üzerimizdeki sorumlulukların yüklerini yerine getirmeden, işimizi aksatmadan araya nasıl EKPSS sınavına hazırlanırız? İnşallah bunlardan birazcık bahsedeceğim. Öncelikle dediğim gibi önce bir plan program yapıyoruz. İşte çalışma ortamımız nasıl, durumumuz nasıl, çok hareketli bir işte mi çalışıyoruz yoksa sakin oturarak bir işte mi çalışıyoruz? Ona göre kendimizi ayarlayacağız ve aralara işte telefonumuza EKPS ile ilgili uygulamaları indirebiliriz. Yani sosyal medyada gezeceğimize, farklı şeyler yapacağımıza o aralarda, molalarda, dinlenme aralarında hani EKPS ile ilgili sorulara, testlere bakabiliriz. İşte öğle aralarında konu anlatımlarını izleyebiliriz. Küçük küçük el kitapçıkları alıp yanımıza işte konuşmaktansa, başka diğer arkadaşlarla sohbet edip çene çalmaktansa o küçük EKPS el kitapçıkları alıp o el kitapçıklarına bir göz atabiliriz, bir gözden geçirebiliriz. Zaten akşam eve gittiğimizde ister istemez yorgun argın oluyoruz ama hani bunu kendimize hani dezavantajı avantaja çevirecek hareketlerde bulunursak bu bizim başarımızı da arttırır. Kaliteli yaşam seviyemizi de yükseltir. Çünkü düzenli ve planlı çalışırsak başarı zaten kaçınılmaz olur bizim için. Hani iş yerindeki ortamımıza, durumumuza göre bunu kendimiz ayarlayabiliriz. Hani biz zaten biliriz. Buradaki önemli olan şey azimli olmamız, tembellik yapmamamız, boş işlerle uğraşmamamız, kendimizi o sınava, EKPS maratonuna kendimizi psikolojikmen, fiziken ve bedenen hazırlamamız. Biz zaten kendimizi psikolojikmen ve bedenen, fiziken hazırladığımız zaman başarı bizim için kaçınılmaz olacak. Bu yüzden de yani dediğim gibi küçük küçük kaynaklardan, el kitapçıklarından, telefondaki uygulamalardan faydalanabiliriz, onlardan yararlanabiliriz. Onun haricinde öğlen aralarında ders çalışma için zamanlar ayırabiliriz. İşimiz çok yorucu ya da çok sıkıntılı, stresli değilse ara molalarda, dinlenme aralarında ders çalışabiliriz. Yani isteyince yapamayacağımız şey yok. Buradaki önemli olan bizim istememiz, azmetmemiz, arzulamamız ve başarı yolunda çok sağlam adımlar atmamız. Biz istediğimiz zaman her şeyi her yerde yapabiliriz. Yeter ki isteyelim. Yeter ki bunu kafamıza koyalım. Akşamlar eve geldiğimiz zaman da küçük küçük çalışma notları alabiliriz. İşte iş yerindeki masamıza üzerine koyabiliriz. Unutmayacağımız, hatırlayabileceğimiz şeyler yapabiliriz. Yani bunu arttırmamız daha da çok çok örnekleri de var. Arttırabiliriz. İnşallah katkılı ve faydalı olmuşuzdur. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Allah emeğinizi zayi etmesin inşallah.